Herkese merhaba arkadaşlar. Bir videoyla daha karşınızdayım. Bugün sizlere Rampage'in mobil oyuncular için çıkartmış olduğu kulak içi kulaklıklarını tanıtacağım. Şimdi bu kutuları ilk elime aldığımda şunu fark ettim. Arkadaşlar, kutu dizaynından tutun da teknik özelliklerine kadar her şey neredeyse birebir aynı. Diye düşünürken fark ettim ki ufak tefek evet değişiklikler varmış. İlk olarak fark ettiğim şey şu. Arkasında teknik özelliklerine baktığımda Rampage Supervin hassasiyeti 105 ile 3 desibel arasındayken bu Rampage Loyal'ın hassasiyeti 92 ile 3 desibel arasında. Ha diyeceksiniz ki bu kadar ufak fark kulakta fark edilir mi? Yani ben çok fazla bir farkını görmedim. Ha gördüğüm farklar var. Onları hemen size anlatacağım. Ama önce kutu açılışlarıyla başlayalım. Dediğim gibi arkadaşlar kutu tasarımları ikisinin de aynı. Önce Rampage Loyal'dan başlayalım. Rampage Loyal'ın ön tarafında ürünün resmi, arka tarafında da teknik özellikleri mevcut. Kutunun şöyle güzel bir tasarımı var arkadaşlar. Kapaklı bir dizayna sahip. Yani kutuyu açmadan şu kapağı araladığınızda ürünü içerisinde görebiliyorsunuz. Kutuyu açtığımızda karşımıza ürünün kendisi, bir adet kullanma kılavuzu, bir adet taşıma çantası. Bu taşıma çantasının içerisinden harici mikrofon, yakaya takmak için bir klips ve olur da bilgisayarda kullanırsınız diye harici kulaklık ve mikrofonu ayıran bir adaptör çıkıyor. Rampage Supervin'e geldiğimizde ise dediğim gibi kutu tasarımları vesaire hepsi birebir. Yalnız bu kutunun içerisinden ekstra kulak pedleri çıkıyor arkadaşlar. Yani hem kulak içi hem de kulak çevresini saran pedler ekstradan bu Superb'de mevcut. Yani buna koyup buna neden koymamışlar pek anlamadım. Ama arasındaki farklardan biri bu. Ürünleri açıp denediğimde, test ettiğimde şöyle ufak farklılıklar dikkatimi çekti. Rampage Superb'in ses açıp kapatma ünitesi biraz daha yuvarlak hatlara sahipken Rampage Loyal'da bu ses açıp kapatma ünitesi biraz daha köşeli yapmışlar. Her ikisinde 1,5 metre kablo uzunluğu mevcut. Yalnız bir diğer farklılık şunu fark ettim. Bu Rampage Loyal'da kulaklığı sarmamıza yarayan bir tane cırt mevcut. Yani kulaklığı toplayıp bu cırta sarabiliyorsunuz ki derli toplu gözüksün. Ama bu Superb'de bunu koymamışlar. Yani aslında çok ufak farklılıklarla iki farklı ürün var aramızda. Keşke bir ürün olsa da hepsi içinde olsa. Yani Superb'de ekstradan kulak pedleri var ama Loyal'da yok. Loyal'da kabloların daha derli toplu olmasını sağlamak için bir cırt bulunuyor. Ama o cırtta Superb'de yok. Ses kalitesine gelirsek arkadaşlar. Şimdi bana göre Rampage Loyal daha tiz bir tonlara sahipken Rampage Superb daha böyle baslı bir tonlara sahip. Bu bilmiyorum hani bu arasındaki ilk başta dediğim dB farkından mı? Çünkü Superb daha yüksek yani 105 dB'ye kadar hassasiyeti varken Loyal'da 92 dB'ye kadar olduğunu söylemiştim. Bilmiyorum bununla alakalı mı? Ama Superb dediğim gibi daha baslı. Loyal biraz daha tiz seslere sahip. Ama ikisinde şöyle bir farkı var. Loyal'ı son ses açtığınızda çok tiz olduğu için seste çok büyük bozulmalar oluyor. O yüzden böyle kısık seste ya da orta seste kullanırsanız çok daha temiz bir ses alırsınız. Superb de daha böyle ses baslı geldiği için düşük seslerde ses boğuluyor. O yüzden sesi biraz açmanız lazım ki o temiz sesi elde edebilin. Tabii bir de şöyle bir olay var. Bunun nedeni kulaklık pedlerinden de kaynaklanıyor olabilir. Dediğim gibi farklı pedler var bu Superb'in içinde. Kulağınızın şekline göre değiştirip takabiliyorsunuz. Yani ben istiyorum ki böyle tam kulağıma otursun, o havayı da kapatsın, iyice kulağımın içinde yapışsın, şişsin ki ben böyle gümbür gümbür o sesleri duyayım. Açıkçası Loyal'da tek kulaklık pedi olduğu için kulağıma tam oturmadı bu. Yani evet kulağımda duruyor ama her an böyle çıkacakmış gibi bir hissiyat var.
O yüzden de daha fazla dışarıya ses veriyor gibi hissettim ben bunda. Belki siz daha böyle tiz sesler seviyorsunuzdur, daha net olsun istiyorsunuzdur. O yüzden belki Loyal sizin daha çok hoşunuza gidebilir. Ama ben daha böyle bastı, daha böyle gümbür gümbür sesleri sevdiğim için o yüzden Superb benim için daha uygun gibime geldi. Aynı zamanda dediğim gibi kulaklık petleri de artısı. Mikrofon testlerine gelirsek de ikisi de bence aynı kaliteye sahip. Ben bir fark göremedim. Yaptığım testlerde hem harici mikrofon hem de dahili mikrofonda ses kaliteleri ikisinde birebir aynı. Evet, şimdi Rampage Superb'in harici mikrofonuyla kayıt alıyorum. Şu an duyduğunuz ses buradaki harici mikrofondan geliyor. Deneme 1-2. Evet, şimdiki mikrofon denemesi de Rampage Superb'in içindeki mikrofon, yani dahili mikrofonundan gelen sesi duyuyorsunuz şu anda. Deneme 1-2. Evet, şu an duymuş olduğunuz ses size Rampage Loyal'ın harici mikrofonundan gelen ses. Şu an sesi buradan alıyorum. Deneme 1-2. Şimdi duyduğunuz ses ise Rampage Loyal'ın dahili mikrofonundan gelen ses. Yani sesi buradan alıyorum. Deneme 1-2. Onun dışında online oyunlarda herhangi bir sıkıntı çekmedim. Takım arkadaşlarımla iletişimimde herhangi bir sıkıntı olmadı. Gayet sesim karşı tarafa net bir şekilde gittiğini, her iki kulaklıkta da net bir şekilde kendimi ifade ettiğimi arkadaşlarım söylediler. O yüzden mikrofonlarında herhangi bir sıkıntı yok. Yani alacaksanız bu kulaklıkları dediğim gibi sizin kişisel tercihinize bırakıyorum. Aralarında çok ufak bir fiyat farkı var. Aşağıdaki linkten kulaklıkları inceleyebilirsiniz. Hangisi size uygunsa, hangisinin tasarımı hoşunuza gidiyorsa onu alabilirsiniz. Benim kişisel tercihim hem ekstradan pet olmasından dolayı hem de daha baslı bir ton elde ettiğimi düşündüğüm için Rampage Superb galiba benim tercihim olacak. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.